Sevdiğin et türünü sormak istiyorum hemen sana. Artık çok yani unuttuğum azaldı. Koku diyebilirsin mesela. Döner kokusuna bayılıyorum. Of, değil mi? Bonfilenin kokusuna bayılıyorum. Somut olarak çok olayın farkında değilim. Yaklaşamıyorum nasıl diyorsun. Bir şeydi zira döner fiyatları birazcık almış başına gitmiş. Şimdi ustalara da sormuşlar bu baş döndüren artışın sebebi nedir acaba diye. Her şeyde olduğu gibi onda da söylemiştir bir şeyler değil mi? Tabii ki. Baklavasında, lokumunda ne yaşıyorsak, dönerci peynirde, kardeşinde. Peynirde, etinde ne yaşıyorsak. Hadi bakalım. 100 gram yarım ekmek et döner ne kadar şu an? 200 lira şu anda. Geçen sene 100 gramı 110-120 civarıydı. Abi ne kadar yarım ekmek tavuk döner 100 gram? 130. 130 lira. Evet. Geçen sene ne kadardı? Geçen sene 70 liraydı. Neden böyle arttı fiyat? Bu lavaşın fiyatı arttı. Ekmeğin fiyatı arttı. Şu pidenin fiyatı arttı. Şu gördüğünüz tavuğun fiyatı olsun. Domatesin, turşunun, patatesin, dükkan kirasının, işçi maliyetinin hepsinin fiyatı arttı. Lezzeti, kokusu aynı ama fiyatı bir yılda ikiye katlandı. Bir nevi zengin yemeği oldu. Yani garibanın bunu yeme şansı yok. Yarım ekmeği, tombik pidesi, lavaşıyla, tavuk döner, et döner. Her kesimden insanın ulaşabileceği bir yemekti. Yemekti diyorum çünkü son yıllarda gelen zamlarla birlikte artık döner de neredeyse lüks yemek haline geldi. Geçen sene biz bunun tavuktan kilosunu alıyorduk 40 lira, 42 liraya. Şu an alıyoruz 95-100 liraya. Patates, domates, biber ne kullanıyorsam hepsi 2-3 katına çıktı yani. Yıllar önce sadece pratik bir öğle yemeği olan döner artık lüks restoranlarda gün aşırı tüketiliyor ve restoranlardaki fiyatlar da büfelere göre değişiyor. Lüks restoranlarda bir porsiyon dönerin fiyatı 300 lira. Yanında bir de ayran varsa bu fiyat 340 liraya çıkıyor. Kiraların uçtuğu, elektrik, su, doğalgazın uçtuğu bir dönemde ciddi bir sıkıntıdayız sektör olarak. Dönerciler masraflardan dertli. Belli ki dönerde eski güzel günlerine kolay kolay dönemeyecek. Dükkan kirası düşün ki bugün 600-700 bin lira para istiyorlar. Yani 1,5 sene önce 9 bin lira verdiğin personel şimdi 45 bin lira para vermek zorundasın. Evet tabii ki enflasyona endeksli olarak zaten bir takım artışlardan ve beklentilerden her zaman bahsediyoruz. Bunları da göz göre göre yaşıyoruz. Yani bunlar doğal süreçlerinde artan bir takım zamlar var. Biraz da gözümüze ya bu kadar da olur mu dedirtenler var. Sen de döner onlardan biri mi? Enflasyon oranları emekli maaşına niye yansımadı? Açıklayayım. Soruyu sordum diyorsun. Evet. Ya, tamam %50 Allah razı olsun bu yıl emekli tabii. Yılı da. Normal enflasyon %65-70'lerde. Niye emekliler %50 oranında zam alıyor? Bu bir. İki, Merkez Bankası faiz kararını bugün bekliyoruz. Evet. Esas hadise hani Nisan itibariyle ne olacak? Bizi ne bekliyor? Bizi ne bekliyor? Hadi bunca zaman yaşıyoruz ediyoruz da bu yıl bak Ocak bayağı bir zorlu geçmeye başladı. Hani zamlardan falan filan. Akaryakıt şu bu falan filan zaten. Hayvancılığın geldiği durum ortada. Dünyada gıda fiyatları inanılmaz bir şekilde düşerken biz niye gıda enflasyonunu en çok yaşayan Afrika'nın ortasında bir ülke olmadığımıza göre bunlar soruluyor. Soruluyor ama cevap gelir de cevap da bu bilmiyorum yani niye? Evet. Bundan sonra ne olacak esas? Plan program nedir? Bundan sonra bak daha önce gördük değil mi? Askıda fatura, askıda poğaça, askıda simit, askıda döner. Güzel fikir.